İbrahim Kahveci bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Şimdi biz ilk bölümde ardı ardına bu gözleri parlayarak bakan Nurettin Nebati'nin toplantısından çıkan TOB Başkanı'nın, İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın, Ankara Ticaret Odası, bütün bu oda başkanlarının, keza İhracatçılar Meclisi, MÜSİAD, işte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı, hepsinin gözlerini parlayarak toplantıdan çıktıklarını ve gidişatın çok iyi olduğunu ifade ettiklerini, son derece güven duyduklarını yapılan açıklamalara ve yeni modele ve önlerini çok parlak gördüklerini nasıl ifade ettiklerini seyircilerimizle paylaştık. Önce biz size de bunu sorarak başlamak istiyorum. Ya bu açıklamalara baktığınızda ne düşündünüz? Biz hayretler içinde kaldık da bu kadar güven dolu açıklamalar, bu kadar parlak görmeleri her şeyi. Siz buna ne diyorsunuz? Bir bunu sormak istiyoruz ve tabii ki Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamalar. Bundan sonrası için yorumunuzu alacağız. Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Emin Bey ve Barış Bey'e de iyi akşamlar dilerim. Ben açıkçası şöyle ifade edeyim. Epey bir süredir anlamaya çalışıyorum. Gerçekten anlamaya çalışıyorum. Yani bu nasıl bir düşüncedir veya bu nasıl bir zihniyettir veya neyi düşünerek bunları söylüyorlar? İşte biraz önce söylediğiniz Numan Kurtulmuş olayında da bunları söylerken acaba neye bakarak bunları söylüyorlar? Mesela ben rakamlara bakıyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Şimdi tam sizinle konuşmadan önce rejiye arkadaşlara ilettim. Efendim, Numan Kurtulmuş ne demişti? Esnaf, Erdal o kadar hızlı ki hemen verdi ekrana. Esnaf ne yapıyor? Esnaf işte aldığı krediyle gidip Türk lirası olarak aldığı krediyle döviz alıyor. Bakın burada yurt içi yerleşiklerin, yani yurt içindeki kurumların ve kişilerin döviz hesapları var. Nedir buradaki döviz hesapları? Yılbaşında 236 milyar dolarmış. Dolar kuru 8.50 iken Eylül ayı başında, bunu Eylül ayı başında şu nedenle aldım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun daha önce vermiş olduğu sözlerden tamamen dönmesi ve işte enflasyonun altında faiz olmayacak demişti önce. Sonra çekirdek enflasyona bakacağız falan diye başlaması, yani söylevlerinden vazgeçmesiyle yurt içi yerleşikler ne yapmış? Dolar kuru 8.50'den 14'e giderken yurt içi yerleşikler 238 milyar dolardan 230 milyara düşmüş. 231 milyar dolara düşmüş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şey konuşacağız Şirin Hanım. Bir şey anlatacağız. Şimdi bu bir şey anlatırken bunun bir rakamı olması lazım değil mi? Bir verisi olması lazım. Oysa rakama bakıyoruz. Şu anda son aylarda kur yükselişine karşı yurt içinden kimse gidip döviz almamış. Döviz alışı yok. Yerleşik yatırımcıların döviz alışı yok. Peki yabancı almış mı? Bugün döviz ödemeler dengesi açıklandı. Bırakın yabancının döviz almasını, yurt dışından da döviz gelmiş Türkiye'ye. Borç olsun, sıcak para olsun. Sıcak para çıkışı olmuş Ekim ayında bir miktar ama toplamda son 3 ayda, 4 ayda veya 2021 yılını bakın, resmi rezervler 34 milyar dolar artmış. Zaten Nurettin Nebati de ne dedi? Dış güçler yok dedi. İşte biz manşeti şöyle attık İbrahim Bey. Nurettin Nebati'den AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yalanlama. Dış güç yok. Evet. Yok yani, ama başka bir şey olacak tabii sonrasında. Şimdi bu şeyleri anlamaya çalışıyorum. Onun için ben sabahları sabah programında Mehmet Tezkan beni çok sıkıştırıyor ekonomi konusunda. Çok sıkıştırınca ona sürekli şunu söylüyorum. Ya ne olur bunları benden izahını beklemeyin. Bunların izahı yok. Çünkü bunları söyleyenlerin kendilerinin de izahı yok. Yani kendileri ne söylediklerini veya ne yaptıklarını bilseler ben de onu izah etmeye çalışacağım. Şimdi siz de bir şey sorduğunuzda ben de şu karşı soruyla cevap vereceğim. Şirin Hanım, kendileri ne söylediklerini, ne yaptıklarını biliyorlar mı? Yani bilemedikleri için Sayın Nebati diyor ki işte cümlelerin tamamı bize güvenin, bize güvenin, bize güvenin. Güvenmek karşı tarafın güvenmesiyle değil. Siz güven vereceksiniz ve vatandaş size güvenecek. Merkez Bankası 3 kez doğrudan satım yoluyla müdahalede bulundu. Ondan sonra bugün toplantı yapıldı. Toplantı sonrası Merkez Bankası doğrudan müdahalede bulunmadan dolar kuru 14.70'lerden 13.70'lere düştü. Acaba kim müdahale etti? Bir açıklama yok. Tekrar 128 milyar dolar senaryosuna mı dönüldü? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Şeffaflıktan uzaklaştık. Şimdi bunu şunla ayırt etmeyelim. Bakın. Bunu dün yapılan 3 YouTuber operasyonuyla çocukları ev hapsine mahkum ettiler değil mi? Sokağa çıkmayın dediler. Bu olayları o olaylarla asla ayırmayalım. Çünkü bunlar hepsinin toplamı şeffaflığa yönelik müdahale. Yani biz bir şey yapacağız. Biz bir şey yaparken bizi sorgulamayın, rakamlara bakmayın, doğruluğuna bakmayın. Bize inanın ve peşimize düşün. Bu anlayışla gidiyor. Bu anlayışın sonucu da gerçekleri açıklama, gerçeklerle hareket etmeye kalktığınız an karşınıza bambaşka bir tablo çıkıyor. O bambaşka tabloda ne söyleyeceğiniz, ne edeceğiniz hiçbir hükmü yok şu anda. Hiçbir şey söyleyemeyiz. İkinci şeyinize, iş dünyası bu şu anda da verdiğiniz görüntülerden, Nurettin Nebati'nin toplantısı ardından bu salonu hatırlar mısınız? Bu salonda Berat Albayrak'ın bir toplantısı vardı bu salonun çıkışında. Yeni ekonomi programı diye açıklamıştı. Şimdi Kadri Gürsel'in çok güzel bir tanımlaması var. Kadri Gürsel buna yeni ekonomi modeli yani YEM dedi. Yani YEM'i kim yuttu? Şimdi iş dünyasına bakıyorsunuz. Bu iş dünyası 2018'de de Berat Albayrak'ın yeni ekonomi politikası demişti. Büyüme rakamlarına bakıyorsunuz, sermaye rakamlarına, Türkiye'deki son birkaç yıllık ekonomik gelişmeye bakıyorsunuz. En üstteki %5 kaymağı kat kat alıyor, devam ediyor. Çok hızlı ama. İşte gayri safi yurt içi hasılaya bakıyorsunuz ki çalışanların aldığı pay hızla gerilemeye devam ediyor. Yani toplumun geniş kesimleri fakirleşiyor, bir avuç kesim zenginleşiyor. Bu modelin sonucunda da kapıda karşılayanlar da bu bir avuç kesim. Peki çalışanlar bir şey kazanabiliyor mu? Çalışanlar bir şey kazanamıyor. Ben yeni ekonomi programı nasıl sadece isimde kaldıysa yeni ekonomi modelinde sadece isimde kalacağını, bu iş dünyası temsilcilerinin de açıkçası hiçbir fonksiyon icra etmeyeceklerini, bunun sonucunun topluma bir faydasının olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Emin var mı sorun? Evet, şimdi ben şunu sana sormak istiyorum. Yaşayan iktisatçılar içinde benim en beğendiğim işte Nobel'li Stiglitz'tir. Ama ben bir iddiada bulunmak istiyorum. Sayın Nurettin Nebati veya Sayın Kavcıoğlu'nu aşağılamak ya da eleştirmek maksadıyla değil. Ama Sayın Stiglitz'i Cumhurbaşkanı dese ki tamam ben vazgeçtim, Stiglitz'i getiriyorum. Bunların hiçbiri beceremediler. Bunları alıyorum görevden. Stiglitz'i getirmesiyle bir zamanlar hatırlar mısınız? TRT'deki yayınlar kesilince Necefli Maşraba koyarlardı Topkapı Sarayı'ndan. Oraya ya ben bakan falan atamıyorum kardeşim, Necefli Maşraba koyuyorum buraya bakan olarak, ekonomi bakanı olarak demesi arasında bir fark yok. Çünkü ortada bir bakan yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne derse, yani Merkez Bankası Başkanı hangi yönde oy kullanacağını Para Politikası Kurulu'nda biliyor mu? Cumhurbaşkanı ara vermeye ikna edilirse ara verecek. Yok indirmeye devam edin derse indirilecek. Aynı şey Sayın Nebati için. Sayın Nurettin Nebati'nin ekonomik modeli mi bu? Hayır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki şey bu. Dolayısıyla ben Stiglitz'le Necipli Maşraba'nın bakan olması arasında bir fark görmüyorum bu şeyde. Sen de böyle düşünür müsün? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde devam ettiği sürece, onda bir değişiklik olmadığı sürece yoksa Sayın Nebati'nin bir değişiklik yaratabileceğini düşünür müsün? Şimdi Emin Bey, şu anda Türkiye'de aynen de şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir kurumun başına en liyakatli insanı getirseniz dahi, dışarıdan ithal etseniz dahi, bütün mesele şu, kendi fikrini icra edebilecek mi? işte kendi fikrini icra etme noktasında Naci Ağbal örneğini yaşadık. Açıkça söyleyeyim, ben Naci Ağbal'ın da kendi fikrini bu kadar icra edebileceğini göreve ilk getirildiği anda düşünmüyordum. Bunu da açıkça yazdım ve yanıldım. Naci Ağbal kendi fikrini, kendi düşüncelerini ciddi şekilde icraata koydu. Sahneye koydu ve başarılı sonuçlar da aldı. Ama sonra şunu gördük ki hiç kimsenin fikrinin hükmü yok. Hüküm tek bir yerdedir. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Başka kimsenin hiçbir hükmü olmadığı için siz dünyanın en fikri, en zihni keskin insanı getirseniz dahi